Gürcistan'dan geçer geçmez sizi karşılayan kilise oluyor. Bakalım Gürcistan'dan neler yapacağız, para birimlerini nasıl hareket edeceğiz, onlar olacak. Herkese selam. Arkadaşlar Gürcistan'daki ilk günüm. Şu an Batum'dayız. İşte buranın Ahaçapuri. Ben tadını bilmiyorum ama tadına bir bakmam gerekiyor. Bunu beğenmezsen bize ver, biz yeriz. Diğer gezginler de buraya gelecekmiş. Dedim, söyledim. Oğlum bildiğin bazlama lan bu. Ben size şöyle söyleyeyim, bildiğin bazlama tadında 2,5 lari ve işte Gürcistan'da işte 100 TL'yi bozduğunuzda 35 ile 38 arasında oynuyor yani, 35 lari alıyorsun. Sana gelecekseniz Türk liralarını bozdurun, hiç bir boka yaramıyor arkadaşlar. Ya dolarla gelin buraya, bak dolar yarıyor. Güzel güzel. Ya neyse arkadaşlar, biz işte yemeğimizi yiyelim, bir sonraki işte nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. İşte gençler, görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Haline gelmiş. Ali ile Nino'nun yanına geldik ama herhalde çalışmıyor. Hiç yani, bir saattir oturduk. Öpüşmediler. Ben de anlamadım yani niye böyle bir şey olduğunu. Şimdi ise bileklik koli satacağımız işte yer keşfettik şurada. Orada biraz işte tezgah açacağız. İşte bakalım işte para kazanabileceğiz mi? Eğer işte kazanabilirsek bugün yiyebileceğiz. Eğer kazanamazsak da bakacağız yani, duruma göre ayarlayacağız. Şimdi biz buraya açtık. İşte tezgahı açtık. Saat 4-5'ten işte sonra burası biraz daha cahcahlanıyor ve eğlenceli hale geliyor. Hatta tezgahı da işte göstereyim. Getir getir, ben içerim. Ondan sonra bu burada işte yol düşlerim var. İşte kardeşi var. Öyle takılıyoruz. İşte hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama işte güzel. Hatta ilk işte siftahımı da yaptım. Onu da göstereyim size. İşte 5. Aynen 5 lari. İşte mutlu oldum ya. Ya dünyayı gezmek işte güzel. Yeter ki işte gezmek isteyin. Para bir şekilde kazanılıyor. O yüzden parayı dert etmeden işte yola çıkmayı düşün. Kanalıma abone olun. Ha, bunun da kanalına abone olun. Oğlum senden abone almam lazım benim. Ya olaya bak ya. Benim de çok abonesi var. Ailem var kanka. Aileme abone edeyim seni. Ailem izliyor sadece şu an çünkü. Arkadaşlar bu arada Cihat'la buluştuk biz. İşte yolda söylemiştim size şeye girer. Sarp sınır kapısına. Hello. Welcome. Siz de bakabilirsiniz. Amcaoğlu. Amcaoğlu. Ya bakmadı vallahi, yapacağım bir şey yok. Ya İngilizcem yok zaten. İngilizce işte yolda öğrenirim diye çıktım. Erkek bilekliği. Yok yok. Evet. Değil, sen neler olduğunu bilmiyorsun. Alacak o, alıyor. Türkçe anlamıyorlar ya, rahat rahat konuşuyor. Bazıları anlıyor. Allah'ım ya, neyse arkadaşlar. Burada aktaracaklarım işte bu kadar şimdilik. Arkadaşlar market fiyatları. Aa, 19 liraymış. Bu arada arkadaşlar bunları 2.71 ile çarpın. KitKat. Arkadaşlar mesela bu yani 1 lari. Şimdi burada böyle şey var, çikolatalı bisküvi mi diyorlar, ne diyorlar buna? İndirime girmiş hatta ama. 2 lariymiş bu. Yani 5 TL falanmış o. Aynen 6. 6 değil de işte. 5 küsür. Aynen. Damaklar var. Şişe 4 lari. Şişe 5 lari. Bir litre işte Coca-Cola 2.220. Duru'nun işte makarnası 5 lari. Amazon 9 lari. Zeytin 6. 6 lari. Burada nadıllar çok ucuz yani. Bir
lari. Bu domuz eti mi, neyti olduğunu bilmiyorum. Bakliyat, şu biber 9.70 lari. Ondan sonra şişi sünger 2.70. Karadayı. Ya bir de arkadaşlar bu marketin sahibi Türk. O yüzden yani şişe Türk ürünleri çok fazla bulabilirsiniz. Aa, domates sos 3.75. 22 liraymış. Perol 15 liraymış. Bu da 1.5 kilo. Şişe 8 lira. 2.71 ile çarparsanız işte Türk fiyatını öğrenirsiniz. Bunun arkadaşlar çifti. Şöyle göstereyim. Farin mi? Film mi? Neyse. 12.5 lira. Bulaşık çikolatayla arkadaşlar 0.90 çikolatayla. Çikolatalı mısır gevreği. Oha çok ucuz. 5 lira. Nesquik'ler çok ucuz ya. Şey 8 lira. Yok 2.71 ile çarparsan 8'i ne yapar? 20 ile 24 arası bir şey işte. Şu an Yasemin'in matematik imtihanı. Buradaki liraya göre düşündüğümüzde çok ucuz. 8 lira. Arkadaşınızla işte romantik bir şey gece geçirmek istiyorsanız 6 liraya burada uygun olan mumlar var. Ivania'nın 11 diyor. Ondan sonra başka Elsevier var. 10 lari. Doğun var. Hatta indirime girmiş Doğun. Bugün mü? 9.80'e. Elidor var. 12 lari. 35 TL falan şu an buradan. Türkiye'de 20 lira falan mı? 20-25 lira mı? Aynen. O civarlarda. Ben şunu kullanıyorum ama en son kaç aldım hatırlamıyorum. İşte 7 lari. Burada ucuz. Şimdi 7 bilenler. Olarak. Ucuz ama bizim ülkede? Pahalı. Ne kadar evet. Acaba? 19 lira falan mıydı? 17 mi? 16 lira mı? Öyle o zaman şey. Normal. Yok yine pahalı burada bu. Bize pahalı ama onlara ucuz. Hı. Onlara 7 birim. Bize düşünsene ülkede 16-17 birim. Aynen öyle. Birim hesabı yaptık. Pinkali ne kadarmış? 9.5 lira. Bir kilosu 9.5 lira. Çok uygun. 9.5 lira. 5.20 falanlar var. Bak mesela bunu işte kıyaslayabilirsiniz. Ya ne kadar olduğunu bilmiyorum işte Türkiye'de fiyatı. Bu mesela işte kaç gram? 250 işte gram. 3 lari. Burada bir tane var. Piliç. O da 7.5'muş. Hazır bir şekilde işte yapılmış şeyler var. Hepsi işte 8 liraya. Gidiyorsun, sıkıyorsun ve yiyorsun. Süper Fresh bizde de vardı katmer. İşte katmer 10 lari. Peynirli puf börek 10 lari. Haşlanmış kuru fasulye 6 lari. Pizza fiyatları da 10 lari. Evet arkadaşlar, market fiyatları da böyleydi. Arkadaşlar bunlar da Sovyet Birliği'nden işte kalan binalar. Ve şöyle bir durum var. Burası eski Batı. İşte gördüğünüz yerlerin hepsi. Arka tarafları da köylere giden arabaların kalktığı yerler olur ya. Burası da öyle bir yer. Öyle benzettim en azından. Hayran kaldım şuraya. Hepsi Sovyetlerden kalma. Abi orada bir şey satıyor. Abla işte dolmuşa binmeye çalışıyor. Arkadaşlar aynı bu şekilde de arabalar duruyor. Az sonra bir daha yapalım. Dur merak ettim. Hoşuma gitti valla. Senin Yasemin? Benim de çok hoşuma gitti. Ağır cezalar varmış. O yüzden duruyorlar. Cezalar insanları etkiliyor. Türkiye'de etkilemiyor mesela. Türkiye'de de var. Yok Türkiye'de sen arkası değil ama. Aynen. O da doğru bak. Ne var Türkiye? Ama ucuzdur herhalde burada. Onların tütünü var. Ya bu binalar tornadan işte yapılmış. Ya burası da işte Batum'un pazarı. Amcam burada erik bilmem ne falan satıyor. Ama herkes samimi. Maglova. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir şey anlatacağım işte size. Bizim oturduğumuz yani kaldığımız işte yere göre nasıl daha çok çok uygun. Mesela bizim oturduğumuz yerde herhangi bir markette bir alışveriş işte yaptığınızda 2 lari filansa burada da işte 1 lari 50 tetri. Şu an yani bulunduğumuz yer en eski yerleşim yerlerinden işte bir yerdeyiz. Yasemin'le Batu alıyor, muz alıyorlar. İşte muz ne kadarmış onu da göstereyim size. Ne kadardı muz? 4 lari. Burada da fiyatlar işte böyle. 2.5 lari, 2.5 lari uzun. 3 lari. Erik de burada işte 1.5 lari. Yani Türk parasıyla. Aynen. Türkiye'ye göre bu. Bence sadece yani üzüm de çok uygun 2.5 lari. Domates de işte 1.5 lari. Şey, salatalık 3 patlıcan. 2 lari. Ya mantar pahalı ama buraya 10 lari falan. Arkadaşlar elmayı Türk parasıyla söylüyorum 5 lira. Yani işte kaça almıştın sen buranın? 2 lari. İşte Batu'nun elinde erik muz var. Burası da 3.20 lari. Kahve fiyatları da hepsi 60-60. Yaşam standartlarına göre fiyatlar iyi. Asgari ücretle bildiğim kadarıyla burada 1200 lari. Ama burada asgari ücretle geçinen hiç kimse yokmuş yani. Genelde kendi imkanlarıyla. Arkadaşlar şurada da şöyle bir durum var. Burada hiçbir şekilde hırsızlık olayı hayatta olmayan ülkelerden bir tanesi burası. Çünkü şey cezaları çok çok ağır. Kadının gezebileceği en güvenli ülke.
ülkelerden biri. Tek başına gezebileceğin güvenli ülkelerden biriymiş. Gecenin bir vakti bile çıkıp geçen kimse önünü kesmiyormuş. Teleferikte Batum'un bir ucundan ta şey tepede bir yere kadar şey çıkıyor. Fiyatını bilmiyorum. Fiyatını öğrenirsem söylerim. Teleferik şey fiyatı 30 lari. Çok aşırı pahalı.